Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Hatay, depremin en çok hasar verdiği illerin başında geliyor. Binlerce kişi hayatını kaybetti. Tarihi sokaklar ve yapılar yerle bir oldu. Çocukluğunu ve gençliğini Hatay'da geçirenlerin anıları da enkaz altında kaldı. Antakya dünya üzerinde tanınan güzel bir şehir. Bir insanları sevecen, cana yakın. O insanlarda bir yüzlerinde böyle bir tebessüm kalmamış artık. Çünkü her evde mutlaka cenaze çıkmış. Hatay'da doğdular. Çocukluklarını ve gençliklerini Medeniyetler şehrinin sokaklarında geçirdiler. Her köşesinde anıları var. Şimdilerde ise İskenderun'daki konteyner şehirde yaşayan Sevgi Kavracı ve Hasan Alışık depremle birlikte geçmişlerinin silindiğini söylüyor. Antakya artık şu anda bitmiş vaziyette. Çok gitmek istiyorum fakat eskileri düşündükçe çok üzülüyorum yani. Eskilerini hayal ediyorum hiç kendime. Eski hayaller. Mesela bizim künefe pişen, künefe uzun çarşılayan bir yer var. Bu Habib Necar diye meşhur bizim camilerimiz, ulu camiler. Yok olmuş, yerle bir olmuş. Üzüntü, gidip de yani bir sevinecek bir şeyimiz yok. Buruk hissettiriyor. Çünkü ben 6 aylıkmışım buraya geldiğimde. Şimdi 63 yaşındayım. Çok buruk hissettiriyor. Yani çarşıya gidiyorsun, her taraf boş. İnsanlar eski halinde değil. Şu konteyner kenti görünce yine üzülüyorum. Çünkü buradakilerin hepsi evsiz. Yıkımın en büyük olduğu illerden de Hatay. Depremin üzerinden bir yıl geçti diyoruz ama aslında Hatay insanı için o anlar, depremin ilk anları sanki dün gibi. Çocuğumun bağırtısı daha gözlerimin önünden, kulaklarımdan gitmiyor. Çok şiddetli bir bağırtı. O sitenin o 12 kattan 52 daire her blok, o insanların ayaklarının yanlayak inişi gözümün önünden de gitmiyor, kulaklarımdan da gitmiyor. Bir yıl olacak neredeyse ama bizler için bir hafta anca. Çünkü o geceyi yaşamak çok çok kötü bir gece yaşadık. Ailemden 25 kişi kaybettim. Nasıl anlatabilirim ki? Oradan oraya vuruyor. Birinci katta kalıyordum. Çıplak ayaklarla bağırarak gidiyor ki efendime söyleyeyim annesini götürüyor. Dışarıda gidecek yeri yok. Yağmur var, soğuk var. Hataylılar memleketlerinin eski günlerine dönmesini umut ve sabırla bekliyor.